Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de şimdi yazımı karıştırılan kelimelere, sözcüklere bakacağız Tonguç. Nasılsın? Teşekkür hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol Tonguç. Hocam ben hiçbir yazımı karıştırmıyorum. Neden? Öze Oğlum sen hep ben bakıyorum senin yazdan hep yaz, yanlış yazım yanlışları var. Kompozisyonda hocam hep yanlışlar var diyor. Niye böyle oluyor Tonguç? Hocam ben de yazım yanlışı bulamazsınız. Mümkün değil hocam. Çünkü yazım okuyamazsınız diyorsun değil mi? Çünkü okunmuyor hocam. O yüzden Harika. hocam için yazım yanlışı bulamıyor. Çok zekice. Eğer çok kötü yazarsak... Hocam hoca sorduğu zaman da hocam ben öyle yazmak istemiştim diyorum. Kur Onu ...kurtarıyorum diyorsun. Çok mantıklı. Şimdi bak birincisi şeyle başlayalım. Her şeyi birçok yerde... ...bitişik yazarlar. Yani televizyonlarda ya da gazetelerde... ...bu kelimeyi bitişik görebilirsin. Ama yanlış işte. Şey kelimesi bir... ...varlığı ifade ettiği için ayrı yazılır. Mesela sen... ...her şey ayrı yazdığın gibi... ...bir şeyi de ayrı yazman gerekir. Bir Yok artık yazılır. ya. Evet. Mesela... İyi şeyler istiyoruz diyorsun ya mesela. iyi şey. Bunu bitişik yazmazsın. E o zaman iyi nasıl bir sıfatsa bir de her de şey sözcüğünün sıfatıdır. Mesela güzel şeyler diyoruz ya. Güzel şeyler düşünelim arkadaşlar. Güzel şeyler derken ne yapıyoruz? Güzeli ve şeyi ayrı yazıyoruz. <laughs> Çünkü şey bir varlığı ifade ediyor. Yani belirsiz bir varlığı. Güzel bir sıfat. Buradaki her bir... Şey diğer... nerede yaşıyor hocam? Şey varlığı şey, nerede yaşıyor? Şey, şey belirsiz bir varlığın yerine geçen. Şey eşya demek esasında Arapça'da olmuş. Aa eşyadan Şimdi, geliyor. Eşyadan geliyor. Şimdi burada şu çok önemli. Hiç kimse kelimesi de ayrı yazılıyor Tomuş. Buna dikkat et. Yok artık ya. Evet, bak hiçbiri bitişik yazıyoruz. Hiç Hiçbir... Şu ana kadar Türkçe hep yanlış mı kullanmışız? Yani? Evet Tomuş. Hiçbiri bitişik yazılıyor ama hiç kimse gene buradaki kimse belirsizlik ifade ediyor. Hiç de yine belirsiz. Hiçbiri bitişik ama hiç kimse ayrık. Anlaşıldı mı Tomuş? Burası Al, çok hocam. çok önemli. Ama mesela herkes sözcü tabii ki belli yani. Bu bitişik yazılacak. Zaten her ve kez diye bir şey yok öyle değil mi? Ama hiç kimseyi... Hocam hiçlik nasıl yazıyor? Hiçlik. Hiçlik güzel bir soru sordun. Hiçlik sözcüğünde bu şekilde yazabiliriz. Hocam ben hiçlik içerisinde boğuşup duruyorum hocam. Yapacak bir şey yok Tonguç. Şimdi biri sözcüğü de yine belgisiz bir zamir ve onu belirten her sözcüğü de yine belgisiz bir sıfat olduğu için bunu da ayrı yazmamız gerekiyor. Her biri, herhangi bir bu şekilde mesela herhangi bir şey ifadesini çok kullanırız Türkçe'de. Herhangi bir şey böyle yazılıyor. Demek ki Türkçe'de herhangi sözcüğü bitiş yazılıyor tammış. Bunu unutma. Herhangi. Herhangi. Herhangi bitiş yazılıyor. Ama her biri ayrı yazılıyor. Buna dikkat et. Şimdi devam bir, Biri birilerine, biri birilerine. Onu nasıl yazacağım? Orada şöyle bir şey var. Birbirlerine bitiş yazılıyor. Birbirlerine bitiş yazılıyor. Ama şuna dikkat et. Birebir ayrı yazılıyor birebir. Ayrıca hani birebir ders alıyorum diyorsun ya. Onu ben bakıyorum böyle kurslarda, okullarda. Öğrencilerimize birebir ders veriyoruz diyor. Evet. Bir yazıyorlar. Ulan ders veriyorsun ama yazımı yanlış yazmışsın yani <laughs> <laughs> Çocuk <gülüyor> senden ders, ders, ders alacak nasıl yapacak? Şimdi art arda da çok önemli. Bu da çıktı. Üniversite sınavında da çıktı. Eski bir e, OKS sorusuna da sorulmuş. Art arda bu şekilde yazılıyor. Art arda, arda. Evet. bizim şimdi yazımı yanlış yazıp sonra onu düzeltmekle uğraşmadık. Çünkü çocuk görür görmez aklında doğrusu kalsın istedik. Mesela buna benzer el ele, göz göze, göz göze veyahut da baş başa, baş başa, diz dize. Bunları temiz nasıl... bir çevre için kol kola. Ha, temiz bir çevre için kol kola dedik ya Tonguç. Bunları nasıl ayrı yazıyorsak art arda ayrı yazılıyor ve... Omuz burada... omuza. Harikasın. Buradaki D neden oldu? Çünkü dudak te... duda. Evet Tonguç. Ne diyorsun evladım? Hocam ya... T'de D'ye dönüş. Neden? Çünkü ünlü harfle başlayan ek kalınca ünsüz yumuşaması oldu. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç. Her halde önemli hocam. Hep aynı şey. Çok önemli. Bunları Bu hep yazılarda göreceksin. Gibi. Her halde eğer mutlaka yani her halükarda, her koşulda mutlaka anlamına kullanıyorsak her halde ayrı yazacağız. Abi ben her halde mutlaka çalışıp kazanacağım diyorsan yani her halükarda diyorsan ayrı yazıyorsun ama belki her halde battım sınavdan. ha Ha işte her burada ayrı battım, yazıyorsun yani, ama her türlü battım diyorsan ama herhalde sınav kötü geçti. Yani belki galiba herhalde diyorsan kazanmam. Yani burada bak herhaldeki bu herhalde de bir belki anlamı var. Yani belki düşün olabilir diyorsun. O zaman bitiş yazıyorsunmuş. Şimdi hoşça kal, hoş geldiniz, güle güle bunların hepsi yine Ayrı yazılan sözcükler buna dikkat edelim. Bunları birçok yerde kitaplarda ya da böyle misafirle hoş geldiniz bir tık yazıyorlar. Ben diyorum ki hoş geldim ama lütfen bunu değiştirelim. Yoksa ayrı yazılmazsa çok hoş gelemem ya, diyorum. Ya, çok ayıp ya. Onlar da nefret ediyorlar benden. Siz nasıl misafirsiniz? Hoş geldiniz siz? boş gittiniz. Aynen. Burada yine birkaç kelimemiz daha var Tonguç. Bunlar da önemli. Ön söz. Kitaplarda ön sözü bazen ayrı görürsün. Bu da yanlış. Adam kitap çıkarmış ama ön sözü bir tık ya Bu yanlış mı hocam? Bunlar doğru. Önsöz... Ya, ön söz. Önsüz bir çik yazmaz mı? Hayır, Önsöz ayrı yazılır toplu. İşte bütün ona bir çik yazıyor. İşte yanlış. Oha, yok ya, hocam ya. Bu kadar kitap mı yanlış söyledik? Evet onu yapacağım. söylüyorum işte. Ön söz, hocam, ön yargı. Hocam bunları bir yerden araştırdınız mı? Tabii misiniz? ki Türk Dil Kurumu'nun sözünden araştırıp getirdim. Hocam Tonguç. bence bir daha bakmanız gerekiyor. Aynen bakalım. Ondan sonra olabilir. <laughs> ön yargı, özgüven. bunları çok dikkat edeceğiz Tonguç. Hocam özgüvenim çok yüksek. Senin kesin özgüven çok yüksek. Şuna bakalım. Az önce baş başa demiştik ya. Omuz omuza. Aynı ar arda gibi bu da bak. Bu da yine ayrı yazılıyor. Olgu. Arda arda. Niye bir daha evet. aynı şey söylüyorsunuz? Çünkü öğrenciler baş başa karıştırıyorlar Tonguç. Çok önemli baş başayı çok karıştırıyorlar. Ben bakıyorum baş başa... Mesela birden bire nasıl yazılır Tonguç? Birleşik. Oha nasıl bildin helal olsun Tonguç ya. Oha salladım ama tamam. Öyle. Aynen salladım. ettim. ama birebir ayrı yazılır. Birebir ayrı. Aferin olur Şimdi o zaman ödülü sorumuzu yapalım. Şimdi bu videonun bir de ikincisi var. İkincisi de yine birkaç karıştırılan sözcü göstereceğiz. Aynı zamanda ödülü sorumuzu yaptıktan sonra Tonguç, Tonguç Akademi.com'da videolarımızın daha düzenli bir şekilde bulunduğunu unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı unutma. Bu videomuzu da like it.